İyi akşamlar sayın izleyenler. Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Birçok Debreli kendi hayatını Amerika Birleşik Devletleri'nde devam ettirmekteler. Onlardan bir tanesi ise Artis Seferi'dir. 19 yıl sonra tekrar Debre'ye gelip en yakınlarını görmüş oldu. ABD'de bulunmuş olan özellikle gurbetçilerimizin arasında Artis Seferi 19 yıl sonra memleketini ziyaret etmiş oldu. En yakın olan akrabaları ve dostları gören Artis Seferi 19 seneden sonra tamamen meşhuriyet ve şöhrete girmiş bir kişi olarak Debre'yi ziyaret etmiş oldu. Mevcut olan özellikle karate ve geri kalan çalışmaları bir de halterci veya bodybuilding denilen çalışmalarında en büyük başarıya imza atan Debreli bu sefer ise ABD'de de sınırlar tanımıyor. Mevcut olan çalışmalar özellikle mevcut olan etkinliklerde Debre Kreşnik Paçuku tarafından desteklenmiş olan birçok çalışmaları ve özel ihtiyaçlı çocukların yardımına bulunmuş olan Artis Seferi hayırseverlik alanında da geride kalmıyor. Sivil Malumlar Birliği'nden yeni bir çağrı, yeni bir bildiri söz konusu olmaktadır. Debre Göl'ün kenarında bir 2. Dünya Savaşı'nda el bombasının bulunmasıyla birlikte Sivil Malumlar Birliği'nden bir bildiri söz konusu var. Sivil Malumlar Birliği'nden yapılmış olan son açıklamasına göre özellikle İçişleri'de çalışmış olan uzmanların bir bombanın bulunması ile ilgili olarak mevcut olan etkinlikler ve bildirimler tamamen kamuoyuyla paylaşılmıştır. O şekilde özellikle Sıvırı veya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmış olan açıklamasına göre Debre Gölü kenarında bir el bombası bulunmuştur. Mevcut olan özellikle etkinlikler uzman kişiler tarafından gerekenler yapılmıştır. Ondan sonra bilindiği gibi zaten sivil malumların bundan tamamen malum kalmaları konusunda bir sebep olduğundan dolayı Debre Malumlar Birliği tarafından yeniden bir bildiri gelmiştir. Özellikle bu tip etkinlikler ve bu tip çalışmalar sık sık olmaları gerekiyor. Ancak o şekilde genç ve sağlam olan vatandaşlarımızın özellikle hayati tehlikesi bir de vücut tehlikesi konusunda bütün önlemler alınmış olacaktır ve tehlikeler sıfıra ve riskler sıfıra indirilmiş olacaktır. Tüm vatandaşlar 2018 yılında maaş ve emeklilik maaşı dışında kazanmış oldukları paranın karşılığında beyanname etmeleri gerekiyordu. Bu beyannameler bu sefer elektronik olarak Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Fakat vatandaşa daha kolay bir görev kalmaktadır. Sadece mevcut olan hazırlanmış beyannameyi tam tasdiklamak veya gerekeni yapmaktır. Ondan dolayı belli bir daha tarih olmuştu. 31 Mayıs'a kadar tüm bu çalışmalar bitmeleri gerekir. 31 Mayıs'a kadar tüm verilmiş olan özellikle beyannameler ve maliyeden gelmiş olan çağrıların son günü söz konusu olmasıyla birlikte 2018 yılında emeklilik maaşı veya maaşı dışında alınmış olan her türlü para ve para ödemeleri mevcut olan hazineden veya trezordan geçmesiyle birlikte bu tamamen mevcut olan maliye mekanizmalarına ve veri tabanına kayıtlı olmaktadır. Ondan dolayı vatandaşlar kendileri özellikle UYAP'a girip tam site üzerine gereken çalışmalar, mevcut olan etkinlikler ve geri kalan özellikle kayıtlar tamamen 31 Mayıs'a kadar yapılması gerekiyor. Vatandaş mevcut olan beyanname belgesini ya da kabul eder ya da itirazda bulunur. Mevcut olan değerleri değiştirmek için en yakın maliye şubesine başvurmakta bulunuyor. Bilindiği gibi 31 Mayıs son başvuru zamanı olacaktır. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Futbol Federasyonu'nun temsilcisi ve bir de zaman Muhammed Seydini Federasyon Başkanı olarak Debre'yi ziyaret etmiş oldu. Özellikle Debre Teknik Direktörü Mensur Nureddini ve geri kalan özellikle Necip ile de yapılmış çalışmalar ve görüşmeler neticesinde tamamen yeni bir platform ve yeni bir alt yapıya sahip olacak Debre Stadyum için destek geleceğini de bildirildi. Futbol Federasyonu'ndan Korabi Futbol Kulübü'ne destek geliyor. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Futbol Federasyonu'nun Başkanı Muhammed Seydini Debre'yi ziyaret etmiş oldu. Ziyareti esnasında özellikle
en yaşlı takımlardan bir tanesi olan Kora Futbol Kulübü'ne yardımcı olacağına dair bir bildirim yapmış oldu. Kendisine göre Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu'nun özellikle ileride yapılacak olan stadyum ve zemin çalışmalarında yardımcı olacaklarını beyan etmiş oldu. Mensur Necip'i tam bir teknik direktörü olarak son zamanlarda özellikle oyuncu konusunda iyi bir çalışma yaptıktan sonra artık sıra zemine gelmiştir. Debre ziyareti esnasında mevcut olan çalışmalarını dile getiren Muhammed Seydini, bu sefer en yaşlı takımlardan bir tanesi olan Kora Futbol Kulübü'nde yardımcı olabilmeleri için elinden geleni yapacağını söylemiş oldu. Evet sayın izleyenler, sırada ise Kuzey Makedonya haberlerimiz vardır. Ondan dolayı ilk önce özellikle riyasetin toplanması ve İslam Birliği'ndeki tansiyonlar konusunda haberlerimiz vardır. Ardından ise Cumhurbaşkanı adayı özellikle ikinci tura girecek olan Gordana Siljanovska Dafkova'nın konuşmaları, ardından ise Başbakan Zoran Zaev'in tamamen bununla ilgili olarak kendi açıklaması vardır. Hep birlikte izleyelim. İslam Birliği ve riyasette neler oluyor artık aktüel konulardan bir tanesi olan bu konu, bu sefer ise buradaki istikrarı sağlamak için İçişleri Memurlarında görevleri söz konusu olmuştur. Öte yandan ise buradaki tansiyon yükselerek özellikle alınması gereken tedbirler arasında barış ve iyi bir anlayış içerisinde kararlara varmaktır. Öte yandan ise İslam Birliği Başkanı Süleyman Recep'i yaşanan son gelişmelerin ardından düzenlenen olağanüstü riyaset toplantısı sonrası basın açıklamalarda bulundu. Yaşananları skandal olarak nitelendiren Recep'i, olaya karşı dinler arası ilişkiler komisyonunun çalışmalarını eleştirdi. Recep'i İslam Birliği'nin başında olduğunu da vurguladı. Neden diğer dini birlikleri iyi bir çalışma ortamı sağlanırken bize sağlanmıyor? Neden hükümet ve devlet kurumları İslam Birliği'ne karşı bir tutum sergiliyor diye soran Recep'i, ben ne zaman gerçeği söylersem bu bir tehdit olarak algılanıyor. Halka zulüm yapanlar ve gerçekleştirilmeye özellikle söz konusu olan korkular, biz böyle bir iktidar, böyle bir politika istemiyoruz diye konuşmuş oldu. Ben burada 13 müftülük adına konuşuyorum. Riyaset toplantısında kararlarımızı oy birliğiyle aldık. Anarşiyi yaymak isteyen bir iktidar istemiyoruz diye tepkisini göstermiş oldu. Bu şekilde bir tamamen tepki, bu sefer İslam Birliği riyaseti ve tamamen İslam Birliği Başkanı Reusul Ulema Süleyman Efendi Recep'den gelmiş oldu. İslam Birliği'nde görevi ele geçirmeye çalışan gruba karşı siyasiler mevcut yönetime desteğini gösterdi. Öte yandan ise Alternativa Genel Başkanı Afrin Gashi ve İslam Birliği'nin özel yapısına yapılan bu saldırıyı kınarken düze saygı duyulmasını istedi. İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamayla gelen ihbar üzerine olay yerine ekipler gönderildiğini, kamu düzenine karşı bir tehdit görülmediğini açıkladı. Açıklama da İçişleri Bakanlığı olaya dahil etmek isteyenler kınandı. 2015 yılında yönetimini ele almaya çalışan İslam Birliği'nde reform hareketi de yaptıkları açıklamayla bu olayla herhangi bir ilgilenen olmadığını da duyurdu. Öte yandan ise etnik gruplar ve topluluklar arası komisyondan tamamen bütün bu karışımlara karşı bir red söz konusu olan açıklama gelmiştir. Kesinlikle onlar herhangi bir taraf ve herhangi bir karışma söz konusuna sebep olmadıklarını dile getirmiş oldular. Cumhurbaşkanı adayı ve ikinci tura kalmış olan Vomero Dapamine Partisi'nin destekçisi olan Gordana Siljanovska Dafkova, özellikle kamuoyuyla ilgili olarak paylaşmış haberinin arasında mevcut olan iktidara seslenmiş olup eleştiride bulundu. 18 ay için %40 oylarından kaybeden iktidar partisi, bu sefer ise kesin 5 Mayıs'ta kaybedeceğini söyleyen Gordana Siljanovska Dafkova, mevcut olan etkinlikleri ve siyasi çalışmaları bir de kampanyalarını
kampanyalarını ve bunların devamını konusunda katılımcılara ve katılanlara hitap etmiş oldu. Kendisi özellikle mevcut olan sonuçlar 5 Mayıs'ta belli olacaktır. Bilindiği gibi 5 Mayıs'ta özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerin ikinci turu gerçekleştirilecektir. Başbakan Zoran Zaev, Gordana Siljanovska Dafkova'nın yapmış konuşmalarına bir eleştiride bulunmasıyla birlikte çerçeve anlaşması ve Prespa anlaşması konusunda Gordana'nın net bir cevabı söz konusu olmadığını dile getirmiş olan Başbakan Zoran Zaev, kendi çalışmalarını ve özellikle kampanyasını eleştirmiş oldu. Kendisi Gordana Siljanovska Dafkova'nın mevcut olan en büyük sorularına tam cevap olmamaları konusunda tamamen olay tamamen değiştirebilir. Kendisine göre özellikle tamamen garantiler söz konusu olmayınca birçok özellikle yapılmış olan anlaşmaları ile neler olacaktır bir belirsiz kazanabilir. Ondan dolayı bu sefer de kendi parti adayın Stevo Penderovski için destek istemiş oldu. Evet sayın izleyenler, haber bültenimiz sona erdi. Hayırlı günler efendim.